Açık alanda üretimi yapılırken son yıllarda örtü altı üretime verilen teşvikle üretimi yaygınlaşan muz 12 ay hasat edilebiliyor. Türkiye'de 2015'e kadar Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçeleriyle Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yapılabilen muz üretimi örtü altı üretime verilen teşvikle 4 kata yakın artış gösterdi. Anamur, Bozyazı, Alanya ve Gazipaşa'da uzun yıllar sahilde açık alanda üretilen muz, artık bu iki ilin neredeyse bütün sahil ilçelerinde örtü altıyla seralarda yılın 12 ayı hasat edilebilir hale geldi. Muz üretimi 2010-2015 yılları arasında 210-270 bin ton arasındayken 2016'dan itibaren hızla yükselmeye başladı. 2016'da 305 bin ton, 2017'de 369 bin ton, 2018'de 498 bin ton, 2019'da 548 bin ton, 2020'de 728 bin ton, 2021'de 883 bin ton, 2022'de 997 bin tona kadar yükseldi. 2023'te ise 930 bin tona düştü. 2024'te üretimin 1 milyon tonu aşması hedefleniyor. Örtü altı üretimdeki en önemli merkezlerden biri haline gelen Manavgat'ta kurulan sera alanları 20 bin dönümü aştı. Manavgat'ta 7 yıldır serada muz üretimi yapan Mustafa Sami Atalay, bölgede önceden ekonomik olmayan muzun sera üretimiyle birlikte ekonomik olduğunu, yaklaşık 7 yıl önce 300-500 dönüm olan sera miktarının bugün hızla çoğalıp 20 bin dönümü aştığını söyledi. Bugün itibariyle 20 bin dönümün üzerinde Manavgat'taki alan. Bir ara kısıtlamaya gittiler. Lütfen kısıtlamayın dedik. Çünkü örtü altında bugün muz olur, yarın domates ekersin, fasulye ekersin veya stratejik olarak başka ürünler ekebilirsin. Tabii kısıtlandı, üretim yavaşladı. Fakat bugün 20 bin dönümün üzerinde ciddi bir ekonomidir bu. Üretim aşamasında tabii yıl 12 ay üretim yapıyoruz biz. Şöyle ki ilk Ekim'den itibaren filiz alma ve ürün kesme dönemlerini iyi ayarlarsanız yıl 12 aya döndürürsünüz. Bakım olarak da diğer tarım ürünlerinin bakımından çok çok daha kolay. Çünkü otomasyona gitmişiz, havalandırması, sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması daha kolay, üretim aşamasında bize destek oluyor bu. Yani fiyat hususunda fiyat istikrarı genelde muz 7 senedir ben bunu işi yapıyorum. Genelde 1 dolar civarında idi. Fakat bazı olumsuzluklar, spekülatif olaylar, işte gemilerde muz getirilmesi, bu muzun içerisinde kokain ticareti yapılması, dolayısıyla gemilerdeki muzun çok ciddi aşağı tabanlarda ikinci defterlerden verilmesi bizi bayağı bir patanaj attırdı. Yani maliyetini kurtaramaz hale gelmiştik. Sağ olsunlar konuyla ilgilendiler. İşte efendim gemilerle ilgili ciddi manada araştırmalar, soruşturmalar yapıldı. Şu anda serbest kaldık, rahatız yani. Devlet desteğiyle serada muz üretimi cazibesinin arttığını dile getiren Atalay, 12 ay üretimin üretici için fiyat dalgalanmalarına karşı büyük avantaj olduğunu anlattı. Burada suyun tasarrufu söz konusudur. Eskiden diyelim ki 21 dönüm araziyi biz sabahtan akşama kadar bitiremezdik sulamayla. Boşa akan su vardı. İcabında 2 gün sulama yapardık. Fakat şimdi günlük 1 saat, 2 saat sulamakla biz veya işte ihtiyacına göre 3 saat sulamakla muzun su ihtiyacını gideriyoruz. Bunlar biraz daha şehir efsanesi. Yani burada su şeyi sarfiyatı fazla, ben öyle düşünmüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Aksine su tasarrufu daha fazla. Niye? Kontrollü sulama var. Fıskiye ve damlama. Siz burada kontrollü bir şekilde, ama şimdi siz yatırım yapacaksınız. Burada sulama olmayacak. Öyle bir şey yok. Şimdi 500 dönüm yerin sulamasıyla 20 bin dönüm sulaması bir değil. Su ihtiyaç
Fakat öyle bir suyun boşa kullanımı söz konusu değil burada. Bir ağaçtan yılda 40-50 kilogram arasında ürün alınabildiğini, bir dönümde ise 180 kadar ağaç olduğunu aktaran Atalay, dönümde ortalama 8-9 ton civarında ürün alınabildiğini söyledi.